Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamankinden bir saat önce karşınızdayız. Bugün çok önemli gelişmeler var. Doğu Kudüs'e gideceğiz. Bugün Öfke Cuma'sında ikinci perde, Cuma namazı kılındı. Beytül Halim'de sokaklar şiddet görüntülerine sahne oldu. Ayrıntıları paylaşacağız. McMaster, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Beyaz Saray'da geçtiğimiz günlerde ulusal dış politika doktrinini açıklayacaklarını ve Türkiye ile ilgili bir takım olumsuz ifadelerin bu doktrinde yer alacağı yönünde ipuçları vermişti. Şimdi tam tersi bir açıklama yaptı. Neler söyledi? Birazdan ayrıntıları yine sizlerle paylaşacağız. Ve gezegenler sistemi, bizim sistemimize çok benzeyen 8 gezegenden oluşan yeni bir sistem keşfedildi. Çok benziyor. Ayrıntıları paylaşacağız. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Öfke Cuma'sında bugün ikinci perde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler sürüyor. Cuma namazı sonrası Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridinde yine protestolar var. Beytül Halim'de İsrail askerleri Filistinli protestoculara zaman zaman müdahale ediyor. Şimdi ayrıntıları hemen Anadolu Ajansı'nın Kudüs temsilcisi Turgut Alp Boyraz'dan alacağız. Turgut Bey, bölgede son durum ne? Neler oluyor sokaklarda? Evet, bugün Cuma namazından sonra hem Doğu Kudüs'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaat hem de Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde ve Gazze'de protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Doğu Kudüs'teki cemaat Mescid-i Aksa'nın içerisinde Filistin bayrakları, Cezayir bayrakları, Malezya ve Türk bayrakları açarak yürüyüşe geçtiler. Şam kapısında kadim şehrin, surlarla çevrili olan şehrin Şam kapısında toplanmak istediler. Ancak İsrail askerleri sabahın erken saatlerinden itibaren her tarafa barikatlar kurmuştu ve buna müsaade etmedi. Filistinlilere müdahale etti, biber gazlarıyla gözlerine sıktı ve fiziksel olarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı. Barikatlarla engelleyerek Şam kapısında toplanmalarını engelledi. Toplanmak isteyenleri gözaltına aldı bazılarını. Bazı gözaltılar oldu. Şu an bulunduğum yerde Kudüs'ün Şam kapısında, ana giriş kapısında her tarafı polis barikatları çevirmiş durumda. Kimsenin meydana girmesine kesinlikle izin vermiyorlar. Etrafta atlı polisler ve normal polisler teyakkuzda bekliyorlar. Filistinler ara sokaklara dağılmış durumda. Sloganlar atarak toplanmaya çalışıyorlar. İsrail polisi ise buna müsaade etmiyor. Batı Şeria'da çok yoğun gösteriler vardı. Özellikle Beytüllehim, Ramallah, El Halil ve Tulkerim'de Batı Şeria'nın kuzeyinde. Ramallah'ta bir Filistinli ağır yaralandı bilgisini teyit ettik. Şehit olduğuna dair de haberler geliyor. İsrail basında bu şekilde geçti. Ancak Filistinli rakam taraflardan, Filistin Kızılayı'ndan şehit olduğunu teyit edemedik. Ama ağır yaralı bir Filistinli olduğu bilgisi kesin. İsrail polisinin ve Batı Şeria'daki İsrail askerlerinin elleri tetikte diyebiliriz. Son derece gergin bir hava var burada. Filistinler ve İsrail polis arasında Doğu Kudüs'te arbede yaşanıyor, kovalamaca yaşanıyor. Aynı şekilde Batı Şeria'da da Filistinliler kendilerine müdahale eden İsrail askerlerine taş atarak, lastik yakarak karşı koymaya çalışıyorlar. Bir haftadan fazla oldu Trump'ın bu kararının ardından. Filistinlerin öfkesi, hayal kırıklığı dinmiş değil. Öyle gözüküyor ki bu gösteriler önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi gözüküyor. İsrail tarafı ise askeri olarak, polis güvenlik olarak tedbirlerini en üst düzeye çıkarmış durumda. İsrail polisi sabah bir açıklama yaptı. Yasal olmadığı için bu gösterilere kendilerinin ifadesiyle söylüyorum, müdahale edeceklerini, izin vermeyeceklerini söyledi. Şehrin giriş kapılarını barikatlarla kapattılar. Ana giriş kapısını sadece küçük bir koridor açarak Aksa'ya gitmek isteyenlere oradan kontrollü bir şekilde izin verdiler. Şu an itibariyle ise Şam kapısına kimsenin toplanmasına izin vermiyorlar. Etrafta polis barikatları var. Çok küçük bir kalabalık toplandığı zaman da onları İsrail polisi fiziksel olarak müdahale ederek dağıtmaya çalışıyor. Bölgedeki durum şu an itibariyle böyle. Çok teşekkür ediyoruz Turgut Alp Boyraz. Son dakika gelişmelerini aktardı. O sırada şu anda ekranlarınızda görüldüğü gibi canlı yayında Batı Şeria sokaklarını görüyorsunuz. Halen küçük gruplar İsrail güvenlik güçleriyle karşılıklı bir çatışma halinde. Daha doğrusu İsrail güvenlik güçleri tarafından çok da fazla cevap verilmiyor. Filistinli gençler taş atmaya devam ediyorlar. Ama zaman zaman kameraların kaybolduğu anlarda İsrail güçleri bu gruplara çok şiddetli biçimde müdahale ediyor. Kudüs ve Batı Şeria'da Cuma namazı sonrası tabii gösteriler devam ederken Ramallah'ta az önce sözünü ettiğimiz şekliyle Filistinli bir protestocu İsrailli askerler tarafından vuruldu ve bu sırada canlı yayında kameralar vardı. Şimdi o görüntüler geliyor ekrana. Evet, bir saldırı oldu İsrail askerine. İsrail askerine bir saldırı olay oldu. Filistinli protestocunun İsrail askerlerine saldırmasıyla başladı.
Habercilerden sadece birkaç metre uzaklıkta gerçekleşen olayda İsrail askerleri protestocuya ateş açtı. Vurulan protestocu ambulansa bindirildi. Ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermedi. Vurulan protestocuyu teslim almak isteyen askerlerle protestocular arasında çatışma çıktı. Vurulan Filistinli sağlık durumu şu anda bilinmiyor. Ama ekranlarınıza gelen görüntü canlı olarak kaydedildi. Ve İsrail askerlerin silahlarından çıkan kurşunlarla Filistinli yaralandı. Ve daha sonra hastaneye götürülmesi konusunda da az önce belirttiğimiz gibi ciddi bir tartışma çıktı. Filistinli'nin durumu konusunda halen bilgi yok. Görüyorsunuz, vurulma anının hemen arkasında ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Filistinli gösterici ve İsrailli askerlerin bir süre müdahalesi ardından ambulansa bindirilmeye çalışılan Filistinli bu sırada çıkan arbede. Bunlar hep canlı yayında kameralara yansıyan görüntüler. Şimdi son günlerde çok fazla konuşuluyor. Doğu Kudüs neresi? Ne oluyor Doğu Kudüs'te? Doğu Kudüs tamam Filistin'in başkenti. Biraz daha detaya bakalım. Tarih boyunca çok sayıda savaşa sahne olan Kudüs defalarca yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkent ilanıyla bir kez daha gözler Kudüs'e çevrildi. Trump'ın bu adımına karşılık İslam İşbirliği Teşkilatı Doğu Kudüs'ü de geçtiğimiz önceki gün itibariyle Filistin'in başkenti ilan etti. Peki Doğu Kudüs nasıl bir yer? Bölgede demografik ve sosyoekonomik yapı nasıl? Birlikte izleyelim. Kudüs'ün statüsü İsrail-Filistin sorununun en merkezi konularından biri. İsrail 1967'deki 6 gün savaşında o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. 1980 yılında kabul ettiği kanunla ise Kudüs'ü bölünmez başkent ilan etti. Buna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aynı yıl İsrail'in ilanını geçersiz sayan 478 sayılı kararı onayladı. Doğu Kudüs yaklaşık 70 kilometrelik bir alanı içerisinde barındırıyor. Resmi verilere göre bölgede 323 bin Filistinli yaşıyor. Bu, Kudüs'ün toplam nüfusunun %37'si demek. Onlar da ev yıkımlarından tutuklanmalara kadar pek çok tehdit ve zorluklarla karşı karşıya. Associated Press haber ajansına göre 2040 itibariyle Filistinlilerin nüfusu oranının %44 olması bekleniyor. Bölgede yaşayanlar aynı zamanda ekonomik açıdan da zorlu şartlar altındalar. Doğu Kudüs'te yaşayanların %76'sı yoksulluk sınırında. Oysa İsrail ortalamasında bu oran %21,7. Bir başka sorun da vatandaşlık hizmetleri konusunda. İsrail'in ilhakına rağmen burada yaşayan Filistinliler İsrail vatandaşı sayılmıyor ve vatandaşlık haklarından yararlanamıyor. Filistinliler İsrail makamlarının verdiği Kudüs kimlik kartıyla şehirde sürekli ikamet etme iznine sahip. Aynı zamanda Ürdün pasaportları da var ancak bu pasaportlarda da vatandaşlık numarası bulunmuyor. Bu nedenle tam olarak Ürdün vatandaşı da sayılmayan Doğu Kudüslü Filistinlilerin Ürdün'de çalışma ve devlet hizmetlerinden yararlanma hakkı da yok. İsrail yönetimi kutsal yerleri de içinde barındıran Doğu Kudüs'te bir taraftan da yasa dışı yerleşim faaliyetleri yürütüyor. Bugüne kadar 20 milyar dolar harcayan İsrail, uluslararası hukuka aykırı olarak burada 10 Yahudi yerleşim birimi inşa etti. Bölgede 221 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yeryüzünde sıkıntılar çok. Uzaya çıkalım. Yapay zeka astronomide çığır açtı. Yapay zekayı kullanan Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu. Uzayda tespit edilen on binlerce yıldız sistemini incelemek için yapay zekayı kullanan NASA büyük bir keşfe imza attı. Güneş sistemine tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem keşfedildi. Kepler-90 adı verilen sistemin Dünya'dan 2545 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Gezegen sisteminin merkezindeki yıldızın Güneş'ten daha sıcak ve büyük olduğu açıklandı. Sistemin en küçük gezegeni olan Kepler-90i, Dünya'dan 1/3 oranında daha büyük. Yüzeyindeki sıcaklıksa gündüzleri 420 santigrat dereceyi buluyor. Kepler Uzay Teleskobu şimdiye kadar
4000'i aşkın gezegen adayı gök cismini yakaladı. Gezegen barındırabilecek on binlerce yıldız sisteminin görüntülendiğini, ancak tüm bu verilerin yapay zeka tarafından işlenebileceğine vurgu yapılıyor. Çin'in Tianjin kentinde yeni hizmete giren Binhai Kütüphanesi, bilim kurgu filmlerini andıran özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. Tavandan yere kadar milyonlarca kitabın bulunduğu kütüphaneyi NTV izleyicileri için Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisi gezdi. Çin'in Tianjin kentinde yeni hizmete giren kütüphane, bilim kurgu filmlerini andıran özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. Binhai Kültür Merkezi kompleksinde yer alan yapı, şimdiden kentin başlıca turistik mekanlar arasına girmiş durumda. Binhai Kütüphanesi'ne ilk kez geliyorum. Çok büyük ve gizemli bir havaya sahip. Kitap okumayı sevdiğimden Tianjin'in en büyük kütüphanesinin açıldığını duyunca gidip görmek istedim. Düşündüğümden daha büyük, kitap sayısı da çok fazla. Yaşlılara da çocuklara da uygun kitaplar var. Tianjin'e ilk gelenler için de tavsiye edebileceğim bir yer. Zeminden tavana kadar kitaplarla kaplı kütüphane, 1 milyon 300 bin kitap kapasitesine sahip. Kütüphanenin tam ortasındaki dev küre ise toplantı salonu olarak kullanılıyor. Bu yapıya şeklinden dolayı Binhai'nin gözü deniyor. Ziyaretçiler basamaklarda oturup kitap okuyabildikleri gibi özel okuma salonlarında vakit geçirebiliyorlar. İnşaatı 3 yılda tamamlanan fütürist kütüphanenin sanat buluşmalarına da ev sahipliği yapması planlanıyor. Toplam 33.700 metrekarelik alanı kapsayan Tianjin Binhai Kütüphanesi sadece Çinli kitapseverlerden değil, turistlerden de büyük ilgi görüyor. Fantastik bilim kurgu türündeki Yıldız Savaşları'nın son filmi Son Jedi, dünya çapında sinema severlerle buluştu. Serinin hayranları sinemalara akın etti. Sinema severlerin heyecanla beklediği Yıldız Savaşları serisinin yeni filmi Son Jedi dünya çapında gösterime girdi. Filmin hayranları sinema salonlarına akın etti. Serideki ünlü karakterlerin kostümlerine bürünen Star Wars hayranları ışın kılıçlarıyla eğlenmeyi ihmal etmedi. Filmin kostümleri ve aksesuarlarının tanıtıldığı sergi de büyük ilgi gördü. Seride yer alan dev robotun maketi de Hollywood sokaklarını süsledi. Geçen yıl hayatını kaybeden ve Prenses Leia karakteriyle hafızalara kazınan Carrie Fisher'ın ağabeyi Todd Fisher de Hollywood'daki ünlü Çin tiyatrosunda düzenlenen törene katıldı. Carrie'nin son rolünün Yıldız Savaşları olması ve böylesine güçlü bir performansın ardından aramızdan ayrılması her şeyi daha dokunaklı yapıyor. Carrie Fisher, Son Jedi filmindeki sahnelerinin çekiminin tamamlanmasından sonra 2016'nın Aralık ayında hayatını kaybetmişti. Rian Johnson tarafından yazılıp yönetilen serinin son filmi, destansı sahnelerinin yanı sıra sürprizleriyle dikkat çekiyor. Dünya ile birlikte Türkiye'de de gösterime giren Yıldız Savaşları Son Jedi filmi eleştirmenlerden tam not aldı. Filmin gişede büyük başarı kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Evet, hafta sonu için iyi bir tercih olabilir. Bu haberle bitirdik. Hoşça kalın. Hoşçakalın.